Düzce valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet 15 Temmuz 2016 darbe girişimi esnasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. sınıf emniyet müdürü Ufuk Baysun'un ailesini ziyaret ettiler. Beyköy'üne bağlı Karaçalı mahallesinde evlerinde ziyaret ettikleri Ramazan ve Hanife Baysan çiftiyle sohbet eden Vali Atay ardından birlikte iftar yapıp dua ettiler. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Öz'ün iftarda konukları lise öğretmenleri ve okul arkadaşlarıydı. Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine Düzce Lisesi Mezunlar Derneği üyeleri ve eski öğretmenleri katıldı. Lise dönemi anılarının paylaşıldığı ve eski dostlarının hasret giderdiği iftar sonrası Faruk Öz'ü, mezun olmaktan gurur duyduğum Düzce Lisesi Mezunlar Derneği üyeleri ve saygıdeğer öğretmenlerimle iftarda bir araya geldik. Bu vesileyle tüm öğretmenlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi. Düzce İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantılarının 5. birleşimi Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında toplantı salonunda yapıldı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda bir önceki karar özetleri okunarak karara bağlandı. Ardından 7 gündem maddesi görüşüldü. Alınan kararların ardından Meclis Başkanı Fazlı Koç, Nisan ayı toplantısını kapatarak Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2023 günü saat 10'da yapılmasını meclis üyelerinin kararına sundu ve toplantının belirtilen tarih ve saatte yapılması kararlaştırıldı. 11 ilimizde büyük zararlar veren, asrın en büyük felaketlerinden biri olan depremlerin ardından bölge halkının barınma sorunları için Düzce'de 5 farklı fabrikada günde ortalama 100 ila 120 konteyner üretilmeye devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, fabrikaya giderek depremzedeler için üretilen konteynerları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar. Ramazan ile birlikte sağlıklı beslenmek kadar düzenli egzersiz yapmak da önem taşıyor. Günlük rutininde egzersiz bulunanlarda oruçluyken spor yapılır mı? Ramazan ayında en doğru spor yapma saati kaçtır? İftardan önce spor yapmak sağlıklı mı sorularını merak ediyor. Düzce'de uzman fitness antrenörlüğü yapan Yasemin Baş, kişilerin Ramazan ayında da sağlıklı bir şekilde spor yapabileceğini dile getirirken, dengeli beslenme ve uygun egzersizler ile kişinin sağlıklı bir dönem geçirebileceğini belirtti. Kilo kaybında zaten yeme içmelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde işte protein, karbonhidrat falan tükettiğimizde işte genelde şey oluyor insanlarda, hep protein tüketmeliyim, karbonhidratı uzak tutmalıyım. Aslında çok yanlış bir şey. Onun miktarı önemlidir. Protein artı karbonhidrat artı yağ, bunları ölçülü bir miktarda aldığımızda zaten kilo kaybımızda, kilo alımlarımızda kontrollü bir şekilde ilerler. Tabii bu zaman zarfında spor ve diyetisyenle desteklersek daha verimli olur. Ramazan ayında şöyle yapabilirler. Sahura kalktıklarında daha çok böyle hani et tüketecekleri, hani et tüketmek istiyorlarsa beyaz et tüketilip akşam iftar zamanı kırmızı et tüketebilir. Çünkü beyaz et sindirimi daha kolay olduğu için midemizde de herhangi bir rahatsızlık, şişkinlik olmaz. Ramazan ayında şöyle yapabilir. Gün içinde dinlenebilir eğer oruca dayanamıyorsa. Akşam iftardan sonra 2 saat sonra gelip antrenmanını verimli bir şekilde yapabilir. Özellikle hanımlarımız genelde Ramazan ayı geldiğinde işte spora ara verme, dondurma gibi bir durumlar oluyor. Ya Ramazan ayında rahat edemiyorlar ya da yeme içmeden dolayı kendilerini iyi hissetmedikleri için gelemiyorlar. Şu şekilde de yapabilirler. Direnç lastiklerimiz var bizim pilateste de kullandığımız. Onların zaten ağırlık dereceleri var. Orta, hafif, ağır bir şekilde. Belli başlı hareketlerle istediğimiz formda yine formumuzu hiç bırakmadan devam edebiliriz. İşte bunlar ne olabilir? Karın egzersizleri olabilir. Kalça, işte bacak, ön kol, arka kol, sırt egzersizlerimiz olabilir. Bunu çeşitliliğe dökebiliriz. Bu şekilde de ilerleyebiliriz. İlla spor salonlarına tabii ki de gidelim. Ama hani spor salonlara gitmediğimiz vakitte de evde direnç lastiklerimizle, boş ağırlıklarımızla, kendi vücut ağırlıklarımızla ilerleyebiliriz. Türk Kızılayı Bolu Şubesi her Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar yemeği programlarına devam ediyor. Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evi'nde Bolu Kızılayı gönüllü kadrosuyla yaklaşık 700 kişiye her akşam iftar yemeği veriyor. Ayrıca Kızılay tarafından oluşturulan 40 kişilik gönüllü öğretmen kadrosu ile kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahibi 152 ailenin evlerine sefer taslarında iftar yemekleri ulaştırılıyor. Kızılay'ın Ramazan ayındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı şöyle konuştu. Bir şey olabilir mi? Tolga. Bilindiği üzere Türk Kızılay'ı Bolu Şubesi olarak 2016 yılından beri 8 yıldan beri Ramazan aylarında
ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza Ramazan dönemi boyunca çadırlarımızda iftar yemeği veriyorduk. Pandemiyle beraber iftar yemeklerimizi ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza sefer taslarıyla ulaştırdık. Bu yılda geçen sene öğretmen evimizi açmakla beraber yine 40 tane öğretmenimizle 5 bölgeye 152 ihtiyaç sahibine sefer taslarıyla yemeklerimizi ulaştırmaktayız. Aynı zamanda öğretmen evinde yaklaşık olarak her akşam 700 kişiye iftarda hizmet vermekteyiz. Bu yemeğin yapımında, yemeğin organizasyonunda ilk önce Milli Eğitim Müdürlüğümüze, daha sonra bizi özellikle her zaman yalnız bırakmayan bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaklaşık olarak 2 milyon liralık bir bağışla toplamında 30 bin kişiye yakın vatandaşımıza, ihtiyaç sahibimize yemeklerimizi ulaştırıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, yardım eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buradaki öğretmenlerimiz, 40 tane öğretmenlerimiz, kendi gönüllü öğretmenlerimiz, evet. Bu 2 yıl önce pandemi döneminde 120'ye yakın öğretmenimiz 19 bölgeye dağıtmıştı. Kendi araçlarıyla, kendi benzinleriyle, kendi canlarıyla, hatta pandemi döneminde 2 tane arkadaşımız rahatsızlandı, hastalanmışlardı. Bu senede 40 tane öğretmenimiz 5 bölgeye yine gönüllü olarak, dönüşümlü, kendi araçlarıyla gelip hizmet vermektedirler. Ayrıca öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, müteşekkiriz. Sağ olsunlar. Oldu be. Bir yemek alabilir miyiz efendim? Tamam. Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Deprem sonrası Düzce'ye gelerek konaklayan depremzedeler yalnız kalmıyor. Düzce Belediyesi düzenlediği etkinlikle depremzede çocukları Çocuk Üniversitesi'nde ağırladı. Sinema salonunda çocuklar hep birlikte Buz Devri 3 filmini izleyerek keyifli bir günü geride bıraktılar. Bolu'nun usta makaslarından biri olan 73 yaşındaki Selahattin Varlık 55 senedir aynı yerde aynı hizmeti veriyor. Bolu'da Berber Selahattin diye tanınan, mesleğe 1965 yılında 15 yaşında başlayan Selahattin Varlık, İzzet Baysal Caddesi Hitit Pasajı'da 55 yıl önce açtığı 2 metrekare berber dükkanını hiç el değiştirmeden sayısız çırakla beraber işletmesini 2023 yılına kadar getirdi. Sümer Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin Varlık 55 yıldır dükkanına yürüyerek gelip yürüyerek gidiyor. Şu anda Bolu'da berberlik yapan çoğu esnafı yetiştirdiğini ifade eden Varlık, Bolu'ya iyi çıraklar yetiştirdik dedi. 55 yıldır mesleği yapıyorum. 55 yıldır aynı yerde mi yapıyorsun? Aynı yerde yapıyorum. Yıllardır, evet. Aynı kişiler. Aynı kişiler. Kaç çırak yetiştirmişsinizdir? Vallahi 35-40 tane vardı, sayısını unuttum, ben de unuttum. Mesleği ne kadar daha devam ettirmek istiyorsunuz? Vallahi 2 sene daha devam ettirmek istiyorum, Allah ömür verirse. Yaşınız kaç şu anda? 73. 73 yaşındasınız. Evet. Kaç yılında başladınız bu mesleği? 1965 yılında başladım. Kaç yaşınızdaydınız? O zaman 15 yaşındaydım. Çırak yetişiyor dersem yalan olur. Yani yetişmiyor artık çırak. Çünkü çıraklık eğitim okulu açıldı. Biz lise mezunu alabiliyoruz iş yerimize. Lise mezunu alabildiğimiz için de kocaman delikanlı oluyor artık. 18 yaşındaki bir adama mesleği öğretmek biraz zor. Onun için çıraklık eğitim okulu orada yetişiyorlar. Yani evet, aynı yerde, bulunduğum yerde duruyorum. 55 yıldır İzzet Baysal Caddesi, Hitit Pasajı,
bir numarada burada devam ediyoruz. Vallahi yeni yetişeceklere ben Çıraklık Eğitim Okulu'nda 1996 yılında açıldı. 99 yılına kadar usta öğreticilik yaptım orada, Çıraklık Eğitim'de. Oradaki bütün Bolu'nun yarısı zaten benim talebemdir. Onlara gerekli bilgileri o zaman verdim. Boyacılık mesleğiyle 1980 yılında ilçenin meydanında başlayan 70 yaşındaki Mustafa Altınbilek, boya tezgahıyla sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor. 43 yıldır ekmek teknesi olan ayakkabı boyacılığıyla 6 çocuk büyütüp evlendiren Altınbilek, eşiyle de 2 kez Umre'ye gitti. Yaz kış kaldırımda kurduğu tezgahıyla mesleğini sürdüren Altınbilek şöyle konuştu.1980'de bu işe başladım. 1988'de Tarım Bağkuru ödeyerek 25 sene devlete prim ödedim. Emekli oldum elhamdülillah. 6 evlat var. 3 kız, 3 oğlan. Hepsini bu sandıkla büyüttüm. Evlendirdim. Yuvalarını kurdum elhamdülillah. Şükür Allah'a. Şimdi Boyacı Mustafa dedin mi, Hacı Boyacı Mustafa dedin mi herkes tanır. Kimi geçindirdim. Efendime söyleyeyim, biraz para biriktirdim, hanımımı aldım, 2 sefer umre yaptım elhamdülillah. Öyle işte çalıştık, Allah'a şükürler olsun. Helalından çalışıp çoluk çocuğumuza baktık. Onların düğünlerini yaptık. 3 tane kız, 3 tane oğlan düğünlerini yaptık, büyüttük, evlendirdik. Torun torba sahibiz şimdi elhamdülillah şükür. Şimdi de işte karınca kaderince geliyor saat 10'da. Öyle yıkılıyoruz, ekinde yıkılıyoruz. Ondan sonra ekinden sonra ekmeğimi alıp evime gidiyorum. Bolu'da aç kaldığı için Kılıç Arslan Mahallesi'ndeki sokaklara inen tilki görenleri şaşırttı. Akşam saatlerinde tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken yemek arayan tilki gözlerden uzaklaştı. Tilkinin sokaklarda gezdiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sokaklarda gezen tilki aradığını bulamayınca gözlerden kayboldu. Hadi kapatsana.